Merhaba sevgili izleyenler, Teferruat'a hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyi bir hafta sonu geride kalmıştır. Umarım iyisinizdir. Geçen hafta bıraktığımız yerdeyiz diyemeyeceğimiz kadar çok kötü haber geliyor Türkiye ekonomisine dair. Sadece ekonomik anlamda kötü haberler gelse iyi. Ekonomi bir şekilde düzeltilir, para bir şekilde bulunur ama başka mevzularda da Türkiye'den çok iç açıcı haberler alamıyoruz. Teferruat'ta kalmasın diye şunları bir konuşalım. Türkiye bugünlerde asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini tartışacak. 5200 liranın altında olmamasını istiyor emekçiler, işçiler, sendikalar. Haklılar. Belki daha da fazla olmalı Türkiye'nin ekonomisini düşününce. Şu an Türkiye asgari ücrette Avrupa'nın en dibinde. Yani insan emeğinin en değersiz olduğu ülke Türkiye. Daha da fenası. Paranız olsa dahi alışveriş yapamayabilir misiniz? Böyle bir durum yaşanır mı? Çünkü gördüğümüz gelişmeler, aldığımız haberler buna dair kötü ipuçları veriyor bize. Ayçiçek yağından sonra un ve şekerde de kota var. Şu gördüğünüz fotoğraf sevgili izleyenler, Tarım Kredi Kooperatifinden çekilmiş bir fotoğraf. Un reyonunda değerli müşterilerimiz, un satışlarımız bir adetle sınırlıdır diye bir hatırlatma notu asılmış. Undan bahsediyoruz sevgili izleyenler. Bir adetle sınırlandırılmış durumda. Tarım Kredi Kooperatifinde, yani burası ucuz, buraya gidin, buradan alışveriş yapın dedikleri Tarım Kredi Kooperatifinde un satışı bir adetle sınırlandırılmış durumda. Bu arada İstanbul'da ekmek fiyatının 4 liraya çıkabileceği konuşuluyor. Türkiye'nin farklı noktalarında 3 lira, 3,5 lira, 4 lira gibi rakamlar olacak ki fırıncılar buna mecbur kalacaklar. Çünkü eğri oturalım, doğru konuşalım. Evet, ekonomik krizler, sorunlar yaşanır mı yaşanır ve şu konuda hiçbirimiz gönül rahatlığıyla olmaz öyle şey diyemiyoruz. O da nedir? Yaşanan ekonomik sıkıntıyı art niyetli bir şekilde kendi çıkarı için kullanacak fırsatçılar ortaya çıkar mı? Bu soruya hiçbirimiz hayır, kesinlikle öyle bir şey olmaz diyemiyoruz. Gerçekten bir süre sonra bazı ürünleri bulmakta zorlanabiliriz. Birileri bunu art niyetli bir şekilde yapar. Ama diğer taraftan bazı mecburiyetler de ortaya çıkar. Bir çuval unun fiyatı 360 liraya çıkmış sevgili izleyenler. Sadece bir haftada 100 liradan daha fazla artan fiyatlar var. Dolayısıyla bu size, yani son tüketiciye kadar ulaşacak bir pahalılık demek. Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında çok önemli bir isimden açıklama gelmiş. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, evet, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Erdoğan'ın ekonomist olduğu yerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam neden ekonomi hakkında konuşmasın, değil mi? Herkes konuşabilir. Erdoğan seviyeyi o kadar aşağı çekti ki şu an ekonomi hakkında herkes ahkam kesebilir sevgili izleyenler. Diyor ki Türkiye ekonomide yeni bir şey deniyor. Başaracak inşallah. Nasıl bir şey deniyor acaba? Benim aklıma geleni söyleyeyim. Denediği şey şu. Gerçekten herkes ekonomi hakkında konuşabilir. Seviyeyi bayağı aşağı çektiler. Yani kendisi bile konuşabiliyor, düşünün. Ve bir de bu Serdar Çam gibi tipler, bu ve buna benzer tipleri piyasaya salarak insanların canını sıkmak için, insanlar ekonomik problemleri düşünmekten de öte bu tiplere öfkelensin, sinirlensin, bütün enerjimizi bunlara harcayalım diye galiba bunları böyle grup halinde piyasaya saldılar. Abuk subuk açıklamalar, içinde beyin kırıntısı bulunmayan, içinde mantık bulunmayan açıklamalar ekonomi hakkında atıyorlar tutuyorlar. Bazıları da görgüsüzlükleriyle milletin sabrını sınamaya devam ediyor. Bence psikolojik bir harekat yapıyorlar. Kendileri severler böyle şeyleri. Psikolojik harp çalışması bu. Evet, algı yönetimi yapmaya çalışıyorlar. Biz şimdi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, ulan sen ekonomiden ne anlıyorsun diye ona kızacağız. Bu arada ana konuyu ıskalamış olacağız. Galiba başarılı oluyorlar sevgili izleyenler. Beni oyuna getirdiler. Lütfen siz bu tuzağa düşmeyin. Otogaza yine zam gelmiş sevgili izleyenler. 19 kuruş. İstanbul'da 7 lira 54 kuruşa çıkmış. Ankara'da 7.59, İzmir'de 7.42 olacakmış LPG'nin fiyatı. Türkiye Avrupa'da en çok LPG'li araç kullanılan ülke. Öyle, ekonomide yeni bir şey deniyorlarmış. Bakalım ne deniyorlar. Bakalım şapkadan nasıl bir tavşan çıkaracaklar bu sefer. AKP'li birinci, geçen haftanın önemli karakterlerinden birisiydi. Piyasaya saldıkları, milletin sabrını sınadıkları tiplerden birisi de bu. Mücahit Birinci. 5000 liralık atkısını savundu. Erdoğan'la yan yana durmuş. Büyük ihtimal bu cenaze töreni falan, yani cenaze namazına gitmişler. 5000 liralık atkı, 10.000 liralık güneş gözlüğü, Ferrari arabası falan var bunların ama tabii bunlar mücahit yani. Adıyla, sanıyla, şanıyla bunlar cihat yapıyorlar sevgili izleyenler. Şöyle savunmuş kendisini: biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz değil mi?
Bu azgın azınlığa göre biz bizimkiler dizisindeki kapıcılarız demiş. Biz hak etmiyor muyuz bunu takmayı demiş. Ve azgın azınlık ifadesini kullanmış. Türkiye'de bir dönem gerçekten azgın bir azınlık olmuş olabilir. Ama o şimdi azgın bir çoğunluğa dönüşmüş durumda. Sonradan görme, açgözlü, ne oldum delisi, çok büyük kompleksleri olan aşağılık tiplerden bahsediyoruz. Daha pahalı kıyafet giyince, daha pahalı çanta takınca koluna, sarayda oturunca, Ferrari'ye binince bir şey olduklarını zannediyorlar. Ama beynine ulaşmaya çalıştığınızda bomboş, yankı yapıyor. Ama atkıya 5.000, gözlüğe 10.000, çantaya 50.000 dolar, arabaya bilmem milyarlar, saraylar şunlar bunlar. Sonra tasarruf. Porsiyonları küçültelim. Peygamberimiz tek odalı bir evde yaşıyordu. Hasırın üstünde yatıyordu. Hazreti Ömer'in 40 yamalı gömleği vardı. Hazreti Hatice şöyle fakirdi. Hazreti Ayşe böyle fakirdi. Bu hikayeleri de anlatmayı tabii ki ihmal etmiyorlar. Sabrımızı sınadıkları tiplerden birisi de Enerji Bakanı sevgili izleyenler. Ne yapar? Ne iş yapar? İnanın ne sesinin tonunu biliyorum, ne vurgusunu ne tonlamasını biliyorum. Sürekli böyle açıklamalar yapıyor. Elektrik, gaz ve akaryakıtta vatandaşa 127 milyar liralık destek sağlamışlar. Bu destek sağladığınız hali ise eyvah. Destek sağlamasaydınız ne olacaktı? Bu birincisi. İkincisi, siz kimin parasıyla kime destek sağlıyorsunuz? Siz kimin parasıyla kime artistlik yapıyorsunuz? Siz sosyal devletsiniz ve millet o parayı size emanet ediyor. Düzgün bir şekilde kullanın, alın, bu parayı yönetin diye millet size yetki vermiş. Hem ekonomiyi batıracaksınız, hem ondan sonra biz destek sağlıyoruz falan diye artistlik yapacaksınız. Gerçekten devletin bütçesi falan deyince bunlar büyük ihtimal kendi paraları zannediyorlar sevgili izleyenler. Hani köprü yaptık, yol yaptık, insan bir teşekkür eder ya falan diye. Görevini yaptın ya. Ben çamaşır makinesi çamaşırları yıkıyor diye gidip teşekkür etmiyorum yani. Vallahi elektrikli süpürgeye minnet duymuyorum. Görevi bu yapıyor yani. O kadar. Ne bekliyorsunuz? Bunun için karşılığında para almıyor musunuz? Krallar gibi yaşamıyor musunuz? Ya cenaze namazına bile özel uçakla gidiyorsunuz ya. Sonra da vatandaşa destek sağlamışlar. Nereden aldınız o parayı? Sonra o sağladığınız destekten dolayı bütçeden eksilen parayı kimden geri alacaksınız fazlasıyla? Garanti geçiş ücretleriyle, garanti yolcu ücretleriyle, milletin gitmediği, binmediği, geçmediği köprülerden, havaalanlarından, yollardan. Gene kimden alacaksınız o parayı? Allah'ım yarabbim. Bak görüyor musunuz sevgili izleyenler? Mantıksızlara mantık anlatmaya çalışıyoruz. Aynı adam, Enerji Bakanı Dönmez, Türkiye'de kış saati uygulamasıyla 6 milyar dolar tasarruf sağlandı. Ben bu açıklamayı gördüm, saf gibi. Acaba dedim neye binaen bunu söylüyor? Neye dayanarak böyle bir tasarruf sağlandığını söylüyor diye haberi tıkladığım, araştırma baktığım bir kaynak aradım sevgili izleyenler. 6 milyar tasarruf sağlanmış, 6 milyar dolar. Bunun bilimsel bir açıklaması olmalı değil mi? Bütün Avrupa... Değil mi? Kış saatine geçiyor. Bunlar kalıcı yaz saati uyguluyorlar. Şu an Almanya ile Türkiye arasında 2 saat fark var. Normalde 1 saat fark var. Değil mi? Yani enlem boylam coğrafya okuduk hepimiz. Normalde 1 saat fark var. Ama şu an 2 saate çıktı o fark. Türkiye'de insanlar karanlıkta uyanıyorlar. Karanlıkta uyandıkları için milyonlarca evde ışıklar yakılıyor. Ve Enerji Bakanı 6 milyar dolar tasarruf sağladık diyor. Ben saf gibi haberin peşine düştüm, baktım. Hiçbir dayanağı yok. Sabrımızı sınama konusunda en önemli isimlerden birisi. Şu an kesinlikle başrollerden birisini oynuyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, o da yakınmış. Çok mağdur sevgili izleyenler. Diyanet'in 13 milyar liralık bütçesinden yakınmış. Olmuyor demiş, yetmiyor, az geliyor demiş. Bütçemizin %96'sını maaşlara ve personel masraflarına ayırıyoruz demiş. Geriye kalıyor %4, planladığımız hizmetlerin yarısını bile yapamıyoruz. Bir dakika. Sizin planladığınız bazı hizmetler var. Bu planladığınız hizmetleri kim yapıyor normalde? Bütçenizin %96'sını verdiğiniz personel ne yapıyor o sırada? Tam olarak neyi planlıyorsunuz da personelinize verdiğiniz maaşla personeliniz o hizmetleri yapmıyor, yapamıyor. Nedir amacınız nedir? Ulan Mercedes'i satın. Binmeyin Mercedes'e. 5 yıldızlı otellerde etkinlikler yapmayın. Yok. Verdiğiniz mücadele boşa gidiyor. Kurduğunuz cümle israf. Dakikalarımızı yiyorlar. Ömrümüzü yediler ya. O kadar personele verdiğiniz maaş, personelin işi ne? Personelin işi zaten sizin planladığınız hizmetleri yapmak değil mi? Ne planlıyorsunuz acaba? Aklınızda ne var da personeliniz yetmiyor? Süleyman Soylu bugün mecliste bütçe görüşmeleri kapsamında muhalefetle karşı karşıya gelmiş. Genelde muhalefetle kolay kolay karşı karşıya gelmiyorlar. Normal muhalif bir insanla bile karşı karşıya gelmiyorlar. Etrafında koruma ordusuyla gezdikleri için.
Yani siz bir şey sorma şansınız falan yok. Ağzınızı açtınız zaten ters kelepçeyle gittiniz. İşkenceye maruz kalırsınız zaten. Karşısına milletvekilleri çıkmış. Muhalif milletvekilleri, muhalif partilerden. Demişler ki ya sen bir şeyler geveleyip geveleyip duruyordun. İşte bir tane politikacı var Sedat Peker'den ayda 10 bin euro alıyor falan diyordun. Ne oldu o iş falan? Klasik Süleyman Soylu işte tam kendine yakışanı yapmış. Ben 10 bin doları söylerim ama siz başka bir şey söylemek zorunda kalırsınız demiş. Neymiş o? Neymiş o? Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki mecliste bazı milletvekilleri var, baylok kullananlar demiş. Süleyman Soylu diyor ki ben bunu söylersem siz de onu söylemek zorundasınız. Ulan sen zaten onu biliyorsun. Baylok kullanan, telefonuna indiren kim var kim yok elinizde listesi yok mu? Siz kimi kandırıyorsunuz? Ya milleti terörist ilan etmek için kullandıkları ölçüleri, milleti FETÖ'cü ilan etmek için kullandıkları ölçüleri kendilerine uygulasalar en az 3-5 müebbet yiyecek adamlar. İşte millete böyle artistlik yapıyorlar. Sonra Sedat Peker de bu iddiaya cevap vermiş. Ne 10 bin doları demiş. Siz neden bahsediyorsunuz? 10 bin dolardan çok daha büyüklerini yolladım. Çanta çanta demiş. Yo ben Sedat Peker'e inanıyorum bu konuda. Bu konuda Sedat Peker'e güveniyorum. Çünkü bir tarafta ben evet suçlarım var. Evet şunları yaptım, evet bunları yaptım diye itiraflarda bulunan bir mafya lideri var. Öbür tarafta İçişleri Bakanı var. Mafya lideri hukuktan bahsediyor, adaletten bahsediyor. Evet, insanları hukuku, adalete falan davet ediyor. İçişleri Bakanı hukuksuzluğa davet ediyor. Mafya lideri bir sürü itirafta, ifşada bulunuyor. Ve bunlar yargılansa, bak gerçekten Sedat Peker'in ortaya döktüğü uyuşturucu ticaretleri, 15 Temmuz'da dağıtılan silahlar, IŞİD'e verilen silahlar çok büyük mevzular bunlar. Bunların peşine düşülse Türkiye bayağı İyi bir ülkeye dönüşür ya, temizlenir yani. Ve biliyoruz zaten AKP'li siyasetçilerin kimlerden neler ne paralar aldıklarını. Ve işte o tiplerden, o tıynetlerden birisi sevgili izleyenler. Metin Külük'ten Hodri Meydan. Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim. Ağzının payını alır. 5 saatte Selanik'teyiz. 5 saatte Atina'dayız. Allah'ım gerizekalı. Ya siz en son Şam'da cuma namazı kılıyordunuz ya. 15 güne gidiyordunuz. Şam'da cuma namazı kılıyordunuz falan. Suriye'yi fethediyordunuz. Ne oldu? Ne oldu 10 yılda? Dünyanın anasını ağlattınız. Dünyanın başına bela oldunuz. Milyonlarca insanın hayatını mahvettiniz. Ülkesini mahvettiniz. Türkiye'yi mahvettiniz. Sırf bu aptallığınız, gerizekalılığınız yüzünden. Ki ben bunun aptallık, gerizekalılık olduğunu falan düşünmüyorum. Kasıtlı işler çeviriyorlar. Şimdi 5 saatte Atina'da olacakmış. Bakın bu saçma cümlelerini emin olun Yunanistan'da gazeteler haber yapmışlardır. İnsanlar bu haberleri görmüşlerdir. Ve Metin Külünk'ün bu saçmalamasından beslenen Yunanistan'da bunun muadil olan tipler vardır. Onlar da şimdi bunu kullanarak Yunanistan'da politika yapıyordur. Birbirlerini besliyorlar. Ki Metin Külünk Avrupa Birliği sınırlarına giremiyor sevgili izleyenler. Gitsin bakalım Yunanistan'a bir geçsin ne oluyor. Almanya'da neler yaptıklarını, Almanya'daki hakkındaki davaları filan sizle konuştuk biz. Gelemiyor buralara sevgili izleyenler. Avrupa'ya falan gelemiyor. Bakmayın böyle atıp buna. Süleyman Soylu mecliste İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerine gittiğinde Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri kendisine duvar göstermişler. Duvar vermişler sevgili izleyenler. Duvar ne? Türkiye İşçi Partisi milletvekillerinin içinde Ahmet Şık'ın da olduğu gazeteci bir ekiple beraber Sedat Peker'in iddiaları, itirafları, ifşaları üzerinden ayrıntılı bir şekilde rapor hazırlayıp bunları kitaplaştırdılar. Buna duvar adını verdiler ve o tuğla çekilsin diye yazıldı bu kitap diye böyle bir sloganları var. Çok da güzel. Çünkü gerçekten az önce söylediğimi yine tekrar edeyim. Sadece Sedat Peker'in ifşaları, iddiaları ve itirafları üzerinde adalet doğru bir şekilde ilerlese Türkiye bayağı temizlenecek yani. İşte Süleyman Soylu'ya o Duvar kitabını hediye etmişler. Süleyman Soylu bir biyografisini okusun bakalım. Çünkü kitabın önemli bir kısmı Süleyman Soylu'dan bahsediyor doğal olarak. Türkiye ekonomik anlamda çok kötü durumda. Peki başka konularda iyi mi? Hayır. Örnek, oğlunun görüşüne giden kadın çıplak aramaya maruz kaldı, sinir krizi geçirdi. Evet, Silivri cezaevine bir kadın oğlunu görüşe gidiyor ve çıplak aramaya maruz bırakıldığı için sinir krizi geçiriyor, bayılıyor. Sonra AKP'li ahlaksız milletvekilleri, ahlaksızlar, bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü utanma diye bir şey yok. Bir insan utanmadıktan sonra istediği şeyi yapabilir. İstediği yalanı söyleyebilir. Bütün Türkiye'ye yalan söylüyorlar. Çıplak arama diye bir şey yok diyorlar. Bunu iddia eden insanlara ahlaksız diyorlar. İşte örnek sevgili izleyenler ve çok yakın tarihte olmuş bir olay. Bundan en fazla 15-20 gün önce olan bir olay. Bir anneye bunu yaşatıyorlar, bir kadına bunu yaşatıyorlar, bir insana bunu yaşatıyorlar. Ve bunu yapanlar işte oranın ceza infaz koruma memurları filan yani. O yüzden Türkiye'de bir şeylerin düzelmesi için toplumun da düzelmesi lazım. Sözümü düzeltiyorum. Önce toplumun düzelmesi lazım. Oradaki daha fazla.
toplumun düzelmesi lazım. İnsanların adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa, kendilerine verilen adaletsiz, hukuksuz, insan haklarına aykırı emirlere uymaması lazım öncelikle. Yoksa hiçbir şey düzelmez. 18 aylık suskunluk. Anayasa Mahkemesi tam 18 aydır AKP milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova'nın dosyası hakkında bir karar vermedi. Ailenin avukatı Doğan, hak ihlali kararı verilmesini bekliyoruz dedi. AKP milletvekili, eski bir general, 15 Temmuz'un da önemli isimlerinden birisi. Hani 15 Temmuz'da generallik falan yapmıyor, emekli olmuş tabii ama 15 Temmuz'un Allah'ın lütfuna dönebilmesi için Şirin Ünal gibi isimlerin çok ciddi bir çabası olduğunu da biliyoruz. Belki bir gün onları da konuşuruz ama daha şunu konuşamıyoruz sevgili izleyenler. Adamın evinde, Şirin Ünal'ın evinde, Şirin Ünal'ın kendi tabancasıyla bir kadın ölüyor, adaletten eser yok. Bir soruşturma var mı? Deliller düzgün toplandı mı? Otopsi düzgün yapıldı mı? Hiçbir şey yok. Üstü tamamen kapatılıyor. Hiç kimse bunun üzerine gitmiyor. Gidemiyor. Ne de olsa Nadira Kadirova Türkiye'ye gelmiş çalışmak için, para kazanmak için, geçinmek için. Ne de olsa sahipsiz, gariban bir kadın. Ne olacak ki? Kim hesap soracak ki? Böyle bir memlekette, böyle bir haksızlığın, böyle bir cinayetin yaşandığı bir memlekette. Yani bir şeylerin yolunda gitmesi çok sürpriz olur ya. Gerçekten çok sürpriz olur. Antalya'da aracın çarptığı iki bisikletçi yaşamını yitirdi. Bir ülkede insanların nasıl yaşadığını, bir ülkede hayatın nasıl olduğunu anlamak için insanların nasıl öldüğüne bakmalıyız. Bu çok önemli bir terazi. İşte Nadira Kadirova'yı konuştuk. Şimdi de bu örnek. Bisiklet kullanıyorsunuz, bütün kurallara uyuyorsunuz. Kaskınız takılı, bisikletinizin her tarafı aydınlatması, her şeyi var. Ve gitmeniz gereken yerde en sağda, emniyet şeridinde gidiyorsunuz ve birisi geliyor, size çarpıyor, öldürüyor ve kaçıyor. İşte orası Türkiye. İşte orası Türkiye gibi bir ülke. Erdoğan, İsrailli çiftin serbest kalması için İsrail'in teşekkür etmesini şart koşmuş. Ajan oldukları iddiasıyla tutuklanıyorlar, sonra serbest bırakılıyorlar. Serbest bırakılmasını kim sağlıyor? Erdoğan sağlıyor. Yargı bağımsızlığı falan filan. Ve diyor ki İsrail resmi olarak teşekkür edecek. Ya size de garip gelmiyor mu? Yani bu insanlar masumsa neden tutukluyorsun? Ajansa nasıl serbest bırakıyorsun? Sen nasıl bir devletsin? Senin nasıl bir hukuk sistemin var, adalet sistemin var? Ve teşekkür istiyor. Süper ya. Her teşekkür edeni serbest bırak o zaman. Oradan teşekkür aldın, serbest bırak. Oradan 1 milyar dolar aldın, serbest bırak. Peki Türkiye'deki garibanlar ne olacak? Sahipsiz insanlar. Yani arkasında İsrail yok teşekkür edecek. Arkasında Trump gibi birisi yok serbest bırakılması için baskı yapacak. Türkiye'nin gariban vatandaşları adil yargılanma ümidiyle öyle bekliyorlar. O ümit yok ne yazık ki. İşte böyle bir rezalet. Yani böyle yönetilen bir ülkede ekonominin iyi gitmesi çok büyük sürpriz olurdu yani. Gerçekten çok büyük sürpriz olurdu. Sevgili izleyenler, haftanın ilk teferruatının sonuna geldik. İnşallah yarına konuşacak iyi bir şeyler olur. İnşallah yarın bugünden daha güzel bir gün olur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.